Selamünaleyküm arkadaşlar herkese size bu e, videoyu kaliteli ana arı üretmek için söylüyorum en acemisi de en ustası da profesyonel şekilde kolayca kaliteli anaya ulaşması için e, bunun için ilk önce üç tane tercihimiz var değişikle e, en iyisini ve kolayını ve biraz daha kolayını olarak anlatayım ben size. Hangisini nasıl becerebilirseniz öyle yapın. E, ee, eli mahir, sabırlı insanlar için öncelikle en kalitesini en iyisini anlatayım. Yok hemen olsun benimki diyenler için de anlatayım. Şimdi miller kesimi ile ilgili miller yöntemi demeyelim artık. Çünkü miller yöntemi, millerin yöntemi üçgen kesime dayalı. Şimdi üçgeni herkes kesiyor kafasına göre bir şeyler yapıyor. Miller yöntemi diyor. Öyle artık ben de diyeyim Miller yöntemi değil sadece Miller kesimiyle Şahin Orhan yöntemi diyorum ben de buna. Benim usul Şahin Orhan yöntemiyle ana ağrı üretme Miller kesimiyle. Ama kesimin özelliği sadece üçgen şeklinde kesiyorsun işte yarıya bölüyorsun peteği üçgenler ters üçgeni de ters çevirip çıtaya yapıştırıyorsun bu iki boş çıtaya iki tane üçgen kesimli peteği araya veriyorsun yani e, jilet gibi oluyor jiletin şeyleri var ya böyle girip çıkışlara aynı onun gibi yani üçgen şart değil aslında yuvarlak da kessen aynı işi görür yarıdan peteği ortasından ama şu günlüklerin olduğu günlük yumurtaların olduğu alan boşluğa, alt boşluğa gelirse arı orada çalışmayı sevdiği için genelde alt boşluklara yapıyor e, memeyi. Bakımı daha kolay, ısıtması daha kolay oluyor zann zannımca. O yüzden peteği tam ortadan kavisli keserseniz arı rahat bakım yapabilsin, çalışsın diye. Üçgen veya oval olabilir. Kavisli kesimle bak e, İsterseniz miller kesimi üçgen yaparsanız isterseniz yuvarlak yuvarlak kavisli kesin yeter ortadan. Getli olsun yani aralarda get olsun. Boşluk böyle girinti çıkıntı olsun kavisli yol gibi. Böyle bir kesimle peteği önemli olan peteğin bu kesim usulü. Bu yöntemde. Şimdi üç şey var burada yapacağımız. Aralığımızda diyelim 100 kovan, 300 kovan, 500 kovan aramız var. Burada biz kaliteli ana ağrı üretmek istiyoruz kendimize veya eş dosta hediye edebiliriz. Kaliteli ana üretmek için 3 ayağa oturtuyoruz sistemimizi yapacağımız işe. Bir, Damızlık seçimi. Arılığımızda damızlık seçerken dikkat etmemiz gereken noktalar. Arının sakinliği, arının savunması, kovan savunması. Arının yağmalatmaması, yağmaya karşı koruması. Efendime söyleyin arının kışa dayanıklılığı, arının bal verimi, arının gelişimi. Yani birçok faktör var. Arının aynı cinsten olması, ananın attığı yumurtaların hep aynı renkte olması. Efendime söyleyin. Hastalıklara dayanıklı okuan hastalık geçirmeye kolay kolay hastalığa yakalanmaması, nosyama gibi, işte yavru çürüğü gibi ufak tefek, güvelenme gibi, nemlere, bunlara dayanıklılığı, mesela bazı cins arı var, bel bir damarında, sık sık kireç hastalığı olur. Efendime söyleyeyim, bazı arılar var, dayanıksızdır, çabuk yakalanır, ishal yemiş, nosyama dizanteriymiş falan, şuruptan dizanteri olur öyle diyeyim yani ihsal olurlar. Bunları seçerek en kaliteli damızlığımızı seçtik, belirledik, işaretledik. Bir kovandan alacağız diyelim. Bu bir kovan damızlığımızı seçtik. Bu damızlığımızın ilk yapmamız için, şimdi damızlığı seçtik, bekliyoruz, işaretledik. Bundan alacağız. İkincisi başlatıcımız olacak. Başlatıcımız anasız olmalı anasız olması olmalı ki vereceğimiz damızlıktan meme yapsın. Bunu da seçtik, işaretledik. 3 bitiricimiz olmalı. Bitiricimiz en güçlülerden olmalı. Analı, güçlü, genç nüfusu fazla olmalı. Ha genç nüfusu fazla yoksa hazırlayacağız. İlk yapmamız gereken ilk bismillah dedik bu işe niyetlendik. Bu işaretlemeyi yaptık. Bitiricimize öncelikle 10 gün önceden bu işe bitirmeden önce şöyle söyleyeyim. Bugün bitiricimize bugün için diğer kovanlardan devşirme usulü bakıcılarıyla beraber kapalı verdik. Kapalı bakıcılarıyla çıta verdik. 5-6 kovandan 6 tane kapalı verdik daha da güçlendiriyoruz. Arasıyla beraber böyle korkmayın kırarmış, anayı öldürmüş hiçbir şey olmaz. Korsunuz katını 6 tane, 7 tane, 10 tane kapalı güp diye verirsiniz. Bitiriciye. 10 günlük bir periyod anlatıyorum ben size. Bu işin başlangıcındaki. İlk bitiricimizi güçlendirdik. 10 tane kapalı verdik diğerlerinden bakıcıları bakıcılarıyla genç nüfusu. Çünkü 10 gün sonra bunlardan kimi 3 gün sonra çıkacak kimi 1 hafta sonra en geç 10 gün sonra çıkacaklar bu gençler. Bunların bakıcıları da kimi 7 günlük kimi 10 günlüktür. 10 gün sonra bunlar da tarlacı olmaya başlayacak. Yani bizim verdiğimiz 10 kapalı versek 100 bin arı demektir. Bunun 30-40 bini tarlacı olacak 10 güne bize lazım olduğu zamana. Geri kalan 70 bini süt üreten sütçü olacak. Daha böyle bir ortamda ana sütlenmez mi? Taşacak süt. Yani profesyonel mükemmel mükemmel bir iş anlatıyorum ben. Bakıcımızı hazırladık. Bitiricimizi. Bitiricimizi bugün hazırladık. Bugünden itibaren... 5 gün sonra başlatıcımızın anasını alıyoruz. Başlatıcımızın anasını aldık. 2 gün sonra bak başlatıcımızın anasını aldık ya. 2 gün sonra bak bunu iyi not edin. Başlatıcının anasını yani ilk bitirici hazırladık, kuvvetlendirdik. 5 gün sonra başlatıcımızın anasını aldık. 2-3 arıyla aldık başka yere. 2-3 kapalısı aç, açı veya neyse bakıcısıyla anayı aldık. Zayi olmasın bölme aldık ondan. Bir yere götürdük. Kalan bunu da çok zayıf arıdan seçmiyoruz. Bu da normal orta halli bir arıdan. 5-6 çıta tarlacısı, bakıcısı işte neyse yavruları şunu bunu kaldı sağda solda günlükleri de olabilir. Mümkün olduğu kadar günlükleri alın anayla ee, başlangıçta, başlangıç kolonisinden. Çünkü yumurta ne kadar az olsa bizim için o kadar iyi. Aldık anayla. Ondan sonra bekliyor, şey, bir iki gün sonra da, bak bu işten iki gün sonra da damızlık aramızı İki çıtalık e, plastik aparatlar var kafesler iki çıtayı içine koyup kilitliyorsun anayla beraber iki tane temiz kabarmış peteğe koyuyoruz veya bir tane kilitleyebilirsin önemli değil biri de normal olur bir petek bir tek, tek çıtalık da kafesler var ana arıyla beraber hapsedeceğin. bunu tek çıtaya veya iki çıtaya neyse ihtiyacınıza göre bir taneden alıyorsanız bir tane iki çıta, Tek çıtalık kafese kafesleriz plastik ucuzdur 3 lira 5 lira bir şey böyle pahalı bir şey değil bu kafesler <laughs> ben bir ara kullanmıştım bu kafese anayı kilitliyoruz Damızlık kolonimizin tam ortaya kuluçka alanının ortasına anayı bu kafesle bir çıta arıyla koyuyoruz şeyle bir çıta petekle <laughs> temiz petek kabarmış petekle 3 gün zamanımız var. 3 gün sonra bu tek peten 200'üne 3 altı 7 bin kaliteli besleyeceğiz de biz bu kovanın bahçeyi de ne onun adı. Damızlığımızı da besleyeceğiz bu arada. Şuruplayacağız. Koyu şurup verelim. İyice ana yumurtaya gelsin. İşçiler şurubu yesin, bakıcılar süt üretsin. Anayı beslesin, ana yumurtaya teşvik olsun. 3 gün sonra bak sürece 10 güne tamamlanıyor dikkat ederseniz. 5 gün, 2 gün, 7, 3 gün tam 10 gün. 3 gün sonra aldık. Getirdik bu e, şeyimizi ama şu şartlarda yapıyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Ortam ısısı 25 derecenin üzerinde olsun. 25 derecenin altında arıların yumurtalar kurur yumurtaların nemi uçar yumurtaları ölmeye sebebiyet verebiliriz o yüzden sıcak ortamda ya da Rüzgar aldırmayacağız nemi kurumayacak kapatacağız Arabanın içinde de yapabilirsiniz veya bir kapalı alanda yapabilirsiniz sıcak bir yerde veya e, direkt aldığınız Yumur şeyi e, günlükleri arasına çırptınız Hemen bir naylon poşete kapatıp se, Hava aldırmadan keseceksiniz ya kapalı bir alana getirip sıcak bir gerekirse elektrik sobası yakın oran ısısını ortam ısısını ayarlayın. Sıcak ortamda kavisli kesimler yapıyoruz. ikiye bölüyoruz çıtayı dikine. Şey, yandan böyle uzununa. Altta kalan kısmı çıkarıyoruz. Başka bir pete <laughs> telle falan bağlayabiliriz. ince şey telleriyle bağlayabiliriz çıta telleriyle. Güzelce kolay geçer tellerle yersen bağlıyoruz. İki tane günlüğümüz full doldu. İki günlüğümüz dolduktan sonra bunları gidiyoruz anasız bırakmıştık ya üç gün önce. Üç gün önce anasız bıraktığımız koloninin yapmış olduğu memeleri bir sürü başlangıç yapmıştır üç günde. <laughs> bozuyoruz. Kurtlarını bozuyoruz. Ki verdiğimiz günlüklerden şimdi daha temiz yapsın başlangıç. Seçtireceğiz amaç başlangıç yaptırmak onlara seçtirmek. Onların amacı sütlemek, doldurmak, bilmem beslemek şu bu değil. Sadece seçtireceğiz. Onlara bir gün içinde tutuyoruz onun kovanın. <laughs> bakıyoruz bir gün sonu, sonunda 24 saat sonunda. Mesela bugün öğleyin verdik bu işi yaptık sıcak ortamda. Yarın öğleyin bakıyoruz başlangıç memeleri kabartmış olmaları lazım. Ondan sonra alıyoruz. Arkadaşlar toparlayalım. Ne yaptık? Bugün bitirici kolonimizi e, güçlendirdik. Diğer e, kovanlardan 8-10 tane kapalı, yavrulu, arılı çıta verdik. Bu kolonimizin bu 10 e, gün sonra bu çitadan e, bakıcıları tarlacı olacak, e, kapalılar çıkacak, süt verecek, bol süt verecek. Bu kadar genç sütçümüz olacak. Şimdi e, sonra beş gün sonra biz ne yaptık? Bit, e, başlatıcı kolonimize bu bitiricimizi de hazırlığımızın bitiriciye bu işlemi yaptıktan güçlendirdikten kapalılarla güçlendirdikten sonra 5 gün sonra başlatıcı kolonimizin anasını aldık. Kapalılarıyla 3-4 kapalısıyla arısıyla aldık. Bunları güçlü kolonilerden seçiyoruz tabii ki ha. Zayıf koloniden seçmiyorsunuz başlatıcıyı da bitiriciyi de. Kolonimiz sönmüyor yine de bit başlatıcımız. Anasını 3-4 kapalı aldık bölme yaptık. Yeri kalan kuvvetli aramıza bunların varova mücadelesini sağlam bir şekilde yapıyoruz. O 10 gün ilk başladığımız var ya o gün varova mücadelesini sert bir şekilde yapıyoruz. Ne ile yapıyoruz? Formik asit etkilidir. Formikle yapıyoruz. Sağlamca hepsini de. Gerekirse 3 gün arayla 3 doz yapabiliriz. Ta ki e, şeye kadar. Ee, başlatama, biz sistemi başlatana kadar. 10 günlük bir hazırlığı var bu sistem başlangıcının. 10 günlük. Mükemmel derecede bir ana alayım diyorsanız. Mükemmel ana ancak bir zahmet doluyor. Her biri süper sedur gibi güçlü olacak dediğimi yaparsanız. Velhasıl bu anaları beşinci gün anasını aldık, meme yapmaya başladılar. Onlar ertesi gün. Ondan sonra iki gün sonra öbürüne bizim damızlık kolonimize iki, bir boş betek verdik, kafesle. Ana'yı hapsettik o kafese. Ana içine koyduk o boş betekten başka bir yere geçemesin Plastik kafesler var güzel ana kafesleri bir çıtalık iki çıtalık var üç çıtalık var nasıl isterseniz ucuz üç beş liralık bir şey Tek çıtalıkta hapsettik Ana üç günde o peteğimizi doldurdu Ana doldurunca onu Üçüncü gün aldık o peteğe getirdik başlatıcıya Başlatıcımızın o üç günün içerisinde anasını almıştık yani 3 gün önce. Başlatıcımız meme başlangıçları yaptı. Başlatıcımızın o meme başlangıçlarının hepsini kestik. Memeleri temizledik. Ve günlük kurdu da kalmadı o başlatıcıda. Günlük hiçbir şey kalmadı meme yapacak artık. Bitirdik onu 3 gün sonra. Yani vardır kıyıda köşede de onlar o kadar önemli değil. Sonra biz bu miller kesimi, pete veya benzeri zikzaklı kesimi yarıdan kesiyoruz ya pete, günlükler o kesim alanına yakın olursa aşağıya doğru memeleri daha güzel örüyorlar daha iyi sütlüyorlar daha iyi bakım yapıyorlar. Ha, miller de bunu bulduğu için bu sistemi düşündüğü için böyle yapmış. Ha, şimdi miller sistemi diye herkes bir şey anlatıyor kafasına göre sade kesim miller kesimidir arkadaşlar. Sistem herkese göre farklıdır. Şimdi benim anlattığımda Şahin Orhan sistemi. Miller kesimi ama hadi miller değil de oval kesiyorum. Olmaz mı? Aynısı olur. Oval yuvarlak kes. Üçgen şart değil. Yani arı üçgen diye meme yapmıyor. Arı yeri seviyesine yakın aşağıya doğru kolay bakım yapacağım için yapayım, yapıyor arı. Günlüklerin orta hizada bol olup o günlüklerden yapıyor seçiyor. <laughs> en fazla da günlükler çıtanın ortasındadır haliyle. Ve aşağıya doğru memeyi daha iyi bakım yapabildiği için arı en uygununu seçer kendine. Aldık şimdi bakıcıya verdik şeyden damızlık kovanımızdan aldık bu çıtayı ortadan kesimini yaptık altta kalanını çıkardık telle başka bir çıtaya tutturduk iki çıta şimdi damızlık kovanı aldığımız günlük var. Bunu getiriyoruz başlatıcının ortasına koyuyoruz. Başlatıcının ortasına koyduğumuzda 12, şey 24 saat yani bir gün tutuyoruz. Bu bir günde başlatıcı onlara hayat sıvısını verip hafif sütlemeye başladığında meme başlangıcına başladığında seçimleri yapılmıştır. Biz göremeyiz belki belki görürüz. <laughs> i̇şte alıyoruz 12 saat sonra asıl bitirici kolonimize bitirici koloniye götürüp bunu bu sefer bitiricinin anasını tek kafese hapsediyoruz o tekli kafese. Teknik kafese bir çıtayla hapsediyoruz bitiricinin anasını. Amacımız bitiricinin anası da yumurtlamasın sağa sola. Ve şeyi öldürmesin. Ee, <laughs> verdiğimiz memeleri bozmasın. Götürdük memeleri iki tane orta kuluçka ortasına anayı yana alırız tek çıtaya hapsederiz. Bitiricinin kuluçka ortaları en sıcak yerdir yavru gelişimine, ana meme gelişimine en güzel yerdir. Oraya koyduk. Takip ediyoruz. Şimdi gününe gününe kadar bilebiliriz. Günlükleri Üç gün 3 günlük bir günlüğümüz vardı bizim. Üç gün tutmuştuk içeride. Ne <laughs> yapılan memelere bakıp hangi günlüğüne aitse not alıp sağ gününe kadar ne zaman çıkacağını hesap edebiliriz. Velhasıl bekliyoruz kapanmasını. Kapandıktan sonra memeler 4 gün, en azından 4 gün süt, sütlerler güzelce. Bolca. Ondan sonra 5. gün kapatmaya başlarlar. <laughs> 5 günde 6 günde kapanır ana memesi. Şey gibi 10 gün değil. Tarlacılar gibi. Kapanan memeleri alırız. istediğimiz gibi kullanırız. Size süper bir süper sedur ana adayları hepsi de. Bu mükemmel işin. Şimdi bir de bu acemiler bile yapabilir iyi anlarsa bu dediğimi. Mükemmel ana üretimini. Ha şimdi bir de normal ana üretimini diyeyim. mükemmele yakın olur o da. Kolayca herkesin yapabileceği. Ne yapıyoruz bunda da? Bu ikinci kısım arkadaşlar. Öncekini unutun şimdi. Yeni bir sistem ana üretimine söylüyorum. Yine de Şahin oran tekniği diyeyim. Yine de aynı buna. Ben daha önce geçen sene aynı konuyu tarif ettim. Ana, kaliteli ana üretiminde o takip edenler bölmelerde anlattım aynı konuları şimdi yine anlatıyorum. Başlatıcı ve bitiriciyi tek kovanda düşünüyoruz. Başlatıcı ve bitiriciyi. O tek güçlü kovanı yine diğer kovanlardan 3-5-10 neyse kapalı arasıyla beraber veriyoruz. Güzel güçlü bir kolonimiz oluyor. Bu koloniyi ve kapallar verdikten 10 gün sonra bu koloniyi anasını alıyoruz. Anasını 3-4 kapalı ile o zaman kendi kapalılarıyla alıyoruz. Bir bölme yapıyoruz. Boş bir kovana götürüyoruz. Bu kovanı bir hafta bekliyoruz. Bir hafta sonra bu kovan eğer ki damızlık seçtiğimiz aralığımızda bir belirlediğimiz bir kovanda ortalarda boş çıta yoksa ona da ortalara boş çıta koyup iki gün yumurtlamasını bekliyoruz ananın. Anayı yumurtlatmak amaç. Gerekirse kafeste gerekirse malzeme yok elinizde materyal. Ortaya koyarsanız ana boş çıtıya direkt varır temiz peteğe. Beyaz petek koyarsanız temiz kabarmış beyaz peteğe ana ilk, ilk yumurtlayacağı alandır. Ana seçer. En temiz peteğe gider ilk önce. Anayı yumurtlatıyoruz alıyoruz tekrar miller yöntemiyle üçgen gerekirse oval kes fark etmez ortadan yine ikiye bölüyoruz peteğe uzununa, Alta kalan kısmı koparıyoruz yeni bir e, çıtaya boş çıtaya bağlıyoruz üstte kalan kısmı zaten öyle duruyor getirip başlatıcıya kuluçka ortasına şöyle <laughs> birer çıta arayla koyuyoruz o yoğun nüfusu besliyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz sadece besliyoruz şurup veriyoruz koyu şurup Anala, Anaların kapanmasını bekliyoruz ha yalnız şu var burada dikkat edilmesi gereken konu Şimdi bunun anasını aldık ya başlatıcı ve bitiricimiz tek koloni Anasını bölme olarak aldık 3-4 kapalıyla Bekliyoruz bir hafta sonra memelerini bozuyoruz ondan sonra yani iki gün önce Verdiğimiz, iki gün önce verdiğimiz e, damızlık kolonimizdeki yumurtayı öyle getirip koyuyoruz ortaya. Kendi anasının, gittikten bir hafta sonra kendi anasının materyali kalmayacak, yumurtası kalmayacak, yapacak bir şey yok. O yüzden yeni getirdiğimiz damızlığın günlüklerini meme yapacak. Amacımız bu. Ha, yoksa biz direkt koysaydık aynı gün, kendi anasının e, yumurtalarını yapardı yeni verdiğimiz damızlığımızdaki yumurtaları meme yapması daha düşük ihtimaldi. Oysa bir hafta sonra yapınca biz bu işlemi yani diyelim bugün pazar günü yaptık bu işlemi anaya aldık. Cuma günü damızlığımıza boş pıkı petek verdik. Yumurtlasın o yumurtalar buna getireceğiz diye. Ha yok onu da vermedin diyelim direkt seçebilirsin de. Hepsini boş ver tembel adam işi yapayım bir de. Bunun ana başlatıcı ve bitiricimizi seçtik. Başlatıcı ve bitiricimizin anasını aldık. 3-4 kapalıyla bölme yaptık. Yeri kalanı güçlü kolonimiz. z bir hafta sonra memelerini temizledik. Damızlık bildiğimiz iyi arımızdan bir çıta aldık. Ortadan yine kavisli kestik. İstersen üçgen ister yuvarlak kes. Bu kesimi yaptık. ikiye böldük peteği. İkinci parçayı boş, betey, boş çıtaya yapıştırdık, telle getirdik, bunların ortasına koyduk. İşlem tamam arkadaşlar, gül gibi. Gerisini, her şeyin onlar yapar, bize sadece kalan şuruplama düşer. Bunu herkesin basitçe yapacağı bir işlem. Bak, aklınıza tutarsanız yine anlatıyorum. Başlatıcı ve bitirici olarak seçtiğimiz güçlü bir kovan, kovanı 10 gün önce hazırlık yapıyoruz. 3-5 kapalı arısıyla beraber veriyoruz. Çünkü bize bunlar 10 gün sonra bakıcıları tarlacı işçi şey, kapalılara çıkıp sütçü olacak bize süt verecek. Mükemmel bir şekilde hem tarlacı polen hem sütçü süt üretecek. Ha bunların beslediği bir ortamda kovan ana hiç zayıf olur mu? Çatır çatır taş gibi ana olur. Ve sıcak yunluğus, yoğunluğu çok olduğu için anayı sıcak tutarak çıkaracaklar kuluçkadan. Sıcak mevsimin sıcak zamanın anası öbürlerinden daha iyi olur. Ondan sonra anasını alıyoruz bunun bu güçlü koloninin 10 gün sonra anasını alıp bir hafta bekliyoruz. Bir hafta sonra bunun memelerini bozuyoruz. Damızı seçtiğimizden varıyoruz. Günlük hangi günlük hangisinde çok soğuk çatağının o çıtayı alıyoruz. Çırpıyoruz arasını. Ortadan kesiyoruz. S kavis vererek veya üçgen kesiyoruz. ikiye böldüğümüz çıta e, pete pt. ikinci kısmı boş bir çıtaya yapıştırıyoruz. Telle getirip aralarına koyuyoruz. Şeyin, başlatıcı ve bitiricimizin. Yani tek kolonide başlatıcı ve bitirici kullanıyoruz. Ama mükemmel sonuç alıyoruz. Böylelikle çı bekliyoruz. Memeler kapandı mı? İyice kapanmasını bekliyoruz. Kapanan memeleri de çıkmaya bir gün kala filan takip ediyoruz. Alıp istediğimiz gibi kesip parça parça kürdanla tutturarak çıta aralarına ister ana kutularına ver ister boş kolon kovanlara ver istersen anasını değiştirmek istediğin kolonilerin anasını öldür. Ertesi gün onlara ver. Hepsi de kabul eder anasız kolonilere güzelce yeni damızlığından analandırmış olursunuz. Saygılar arkadaşlar. Anlamayan bilmeyene ileride görüntülü yaparım bu işlemi uygulama saygılar.